Herkese Lazca TV'den merhaba. Bugün Rize'nin Fındıklı ilçesindeyiz. Sayın Belediye Başkanımız Ercüment Şahin Çervatoğlu ile birlikteyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyoruz bu arada. Çok sağ olun. Ben de şöyle ilk girişimi yapayım. Dalepe do Cumalepe, Nanape do Bapape, Papulepe do Didinanape, Telli Kai Guite, Kai Ndgalepete, Kai Tsanapete, İddit do Ibadit. Dido Kai te Biziat, Kai te Gobakwat, Kai Şehepes. İnşallah. Şu hem Türkuli hem Lazuri patertu başkan eşkunu işkunda Vrosi Kai Lazuri uşkun. O çiğ şer Lazuri şi antikada medozikta. Lazuri şi mebisi napat Lazuri şi nenaçkimi ma nanak domom adoyiz nanaçkimiz gyai dutskai hamnenate bakvandi. Mektebi şabidiyiz mazura Türkçe dobiguyi. Lazuri nenaçkuni elbette işte aha gveddi Lazca gveddi Türkçe nabisi nafam şeni. Kai im tellis domago pespendo iddukon moiddukon kai bisinapikon kai domatsunastun bozomotachkimiz vadomagu ma vauchkin ma mektebiz şabideşa lazuri mi çıktı gaidots kai ohtimo okitxu lazuri hani okitxu onçaova mi çıktı ama nabisinapamti jashi İnçepeşin joho ma Türkçe va miçkin hala da. Lazca na miçkin. Meyve peşin joho dido biddiyiz, mo biddiyiz do biguyi. Hayaşan kaydı şey var ki ama muço tkvat çukuni memleketiz Hantepe günah yendeyi, Hantepe yasak yendeyi, Hantepe işte kay van deyi didile pek yani domo guya. Se şu şey iveni. Çukuni nena dido iddukon keşke, dido miçkitleskon, beyefeçkuniz dobokuitkon, herhalde Türkçe dido bitkuitkon. Kainaşi nenanan İngilizce dido bitkuitkon, Almanca dido bitkuitkon. Dido nenapuri mektebe fettukon, keşke eşottukon ama vay bu. Hiyashkule do biguit bigitrit mo bigitrit anga tekrar yake bigitrit. Si zade dido kai vrosi gishkun. Ma hakuti va mepshonum ti. Ham turkuliti paten deite do vi khaziri dort ama lazuri shavi daten shku. Lazuri shdi pat turkuliti tkuat shu. Si skani artane resimi gojo khuni. Öz geçmişi na utsomenan skani. Dvesh dveshono bashin chara peskanis. Artane kulina jehune ritsulo artane berena kortu. Im si orti sites kanin. Bozomota chikimi. As bozomota skan. Bozomota chikimi sites gebo. Gakoma den indrala bisi pitskhala dibadi diri. Ma ho pa bashko pitskhala do bibadi pitskhala jen do ki pitskhala okitu yashkula as bashka kyo yu. Ama chikimi o az okatte itu bashko buzumet hek do bibadi. 68 sanashi. Yani 68 bak mutkati var mı doğdu işte hani hep var mı atkı var telkoçi var mı var var telkoçi var uçki yani işte çukuti işte ha şu tegum uçkan dezdon va bihmaya da gade hek doyu badi ilk okulu hek bir gitki orta okulu hek bir gitki lise vitsez bir gitki vitsez lisesiz mezunu bir 84 sanayişiz Polisha üniversite şabidi. Kolunda teknik üniversite şako mu yaptı? Kolunda kama yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi şama yaptı. Mühendisi var. Mühendisi bura. Mühendisi bura. İşte gveddi Lazca gveddi Türkçe biddit ya. Hiç kule edebiyatı hani Türkçe dersi veya sosyal bilimler dersi pe zayıf mı gittim? Matematiği mecbur. Hiç gobak oy matematiği dofeniz. Mühendisliği gitti. Aslında mühendisi na o ne koçu var bu. Yani mühendisi... Staff var. Yok hani muşen koçu var bu mühendisi. Yani, dido hazi var mı mühendisliği işi. Hiç çıkavapı mühendisliği. Çıkavapı mühendisliği. Majua şey epe sosyal bilimler, siyaset bilimi. Hani te okit hudaha kay domatsun asun ama
o git konuşayım, mektebe peşi programı heşovattayız. Vamakhenu. Si Lazuri Mektep, Türkuli Mektebi istiguri, mati işo, X kuşağına onan işo yiyen zaten. Si belediyeti Lazuri çarapeti cedum, ma maziru Facebook iskanis, mesela arma isi ora, skudas arma isi deyite, çaraşi tu dendo, resi miga mihisi. Vice muno, helik vice içi ihtabzan zen, çünkü Djokov'un nekli tamam elbette. Kule, o kaç kez oldu beyim ya? Evet, o kaç kez oldu. Gudo, Lazuri ne naçkuni das, ne naçkuni teşeyi, Roma didene ne peçkuni, te Lazuri isi ne pamtes. Xizani şey var ki, kay şeyen. Ama duğan artık ki didone ne yapını mektebe pe mi gudtes keşke, mi gudtes kon. Lazuri ne na bilimsel ne na var yani. Omtalon bak ve diye omtalon. Ne navan? Bilimsel ne na İngilizce ne na hayatı da bu be peçkuniz. Hako turisti muhtayız, muzopons diye, ha aste o sinapu vauçkin diye. Mod bir düşün amtad. Çıkı var mı içkine? Peşo var en doğru, doğru ne da bu kuat keşke. Ama hante çıkuni memleketiz, te öcü diyordu onu. Lazca dugu, Lazca dugu öcü diye ni, Lazca... Muşeni işoyu, mesela mektebi ogi yasakı ortu do işoni oy. Mesela moy lakıda, moy sinapam iturte isi. Ağ ne nageyid gu memleketiz? Armenoni sistemi. İşte Armenoni sistemi ko geyid gu, onu hiya iddia sendeyi, majuape o sinapu bile günah, yani oncuğu on. Modisini yapam. Çıkıva çıkıva koçepe. İşte. Başka başka koçepe kortu da annen aşağı kuko bir korobatteyi. Emoginde iş o da o. Eşe evet. Ama tabi haya hemoa peşi şeyi o zamanın belki koşulları, cumhuriyetin oluşumu yani oraya da Türkçe'ye döneceğim doğru anlatmak öyle için. Öyle olması gerekiyordu. Onu gerekiyordu ve bugün varlığımız oraya borçluyuz. Ama bunu sonradan evrilmemiz gerekiyordu. Evrensel değeri ulaştırmamız gerekiyordu. Bizim bu bölgede bunu yapamadık. Hani Lazca neden yazmayalım 1 Mayıs'ı? Lazca neden yazmayalım? Şimdi Pitskala köyü çıkıyor, Canapeti yani bunlar Türkçe tittaz, Cücuko gözittaz. Yani ama derdi kvalasa bir Lazca deyi var. Derdi mi kunan? Lazca sen o gine daha dido derdi peti mi kunan? Ama Lazca çıkuneti iski das. İmuti derdi mi? Heti hem emuti ti derdi mi kunan? Heti derdi çıkunet das. Heti iski das ama her sen o gine derdi pe mi kunan? İşte yönetim biçimi dert. İşte yani şimdi geldiniz burada bir şey yapacağım. İmuti gikit kata. Yani işsizlik dert. Yani eğitimin kalitesizliği dert. Yani nefes alıyorsak bu dünya ölçeğinde, dünyanın varlığı ve bu milyonlarca yılın şeyinde insan ömrü zerre kadar değil, nokta kadar değil aslında. Evet, bu... Yani bu şeyde baktığın zaman az önce sporla tartışıyorduk, sporla ilgili konuşuyorduk. Elbette ki sportif faaliyetler çok güzel ama bir endüstriye dönmüş, yani minimum benim bildiğim 7 yanlış rakamlar olabilir, trilyon dolarlarda ifade ediliyor evet, endüstri, evet. O futbol endüstrisi. Ama dünyada 2 milyar insan açlıktan ölüyor. Yani açlık sınırında yaşıyor, pardon ölüyor yanlış kelime. Yaşıyor, bizim o endüstriye yatırdığımız hani yatırmayalım demiyorum ama bunun daha amatör ama bu kadar biraz... evet önceliklerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Pitskala'dan bahsettik, tabii o da bizim derdimiz dedik de Türkçe devam edelim dilerseniz. Evet. Komilo bizim Çamlı Hemşin'e bağlı, Komilo köyümüz Murat köyken sonradan muhtarlık vasıtasıyla orijinal ismini geri aldı. Mesela Pitskala derken orijinal isimlerinin geri alınması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir çabanız olur mu ya da olursa nasıl bakarsınız? Ya hiç düşünmedim ama yani bu çaba böyle bir çaba olursa olumlu bakarım. Neden olmasın? Hani insanlar bunu istiyorlarsa ve bunu yaşatmak istiyorlarsa yani kendi dillerinden doğru isim vermek istiyorlarsa öncelikler noktasında hani görmesem bile bunun yaşatılması noktasında destek veririm, katkı sunarım. Yani olması gerekiyor diye yani düşünürüm. Şöyle ki benim yeğenim, ben kızıma hani kendi yani Lazca isim vermedim ama benim yeğenim Şana. Aa, çok güzel. Yani Şana yani neden olmasın? Şana ismini alıyorsa hani bir eski isim köy güzeldi bize. Tena mesela ne güzel isim yani. Çok güzel. Tena, yani Köna, ailede bir Lazca yani, bir var yakınlık tabii, yani, var yani. Var var. Şöyle bakıyorum. Hani öncelikli şeyden doğru
belki hani temel sorun, baş sorun, işte o sorun, bu sorun diye baktığınız zaman ne kadar öncelikli bunlar? Bunu tabii bunları konuşunca da ayrılıkçı, bölücü falan, hayır öyle bir şey yok. Bu ülkeyi ben herkes kadar seviyorum. Herkes de benim kadar yani seviyor. Var olan bir şeyi aynen öyle örterek bu, yani. Değil değil. Yani. Aynen öyle. Ben Fındıklı'yı kimseden daha çok sevmiyorum. Kimse de benden daha çok sevmiyor. Yani böyle bakıyorum. Yani bu sevgi, bu vatan sevgisi, toprak sevgisi ithal edilmez. Doğduğum yer, insan kendi doğduğu yerini, en güzel yer ben kendi köyüm olarak algılarım. Bu şeyde mikro ölçüye indiğiniz zaman, hani bunu ilçeye indiğin zaman ilçem derim, ile indiğim zaman ilim filan derim, hani oradan doğru kendi kültürümü yaşatmak için, ya bizim diyorum horonumuz çok güzel ama bir horon bilmeyene sorsan yani sürekli aynı halkada dönüyorsun dönüyorsun de. ne demek dese, ama biz sabaha kadar dönsek, tulum çalsa sabaha kadar dönsek bundan şey yapmayız, ama bu ne bölücülük ne bir başka bir şey, yani dili, kültürü yaşamak ve yaşatmak. Kültürü burada de yaşatmak. Buranın, Fındıklı'nın bir parçası olarak görmek lazım aslında. Tabii. Hem coğrafi hem kültürel, yani hem siyasal bir parça. Yani bunların bir araya gelmesidir toplumsal yaşam zaten. Bunun bir parçası. Bu parçayı yani bana göre şey yapmamak lazım. Bir yerinden koparmamak lazım. Hani bir yerinden de koparmak için yani gelmemek lazım diye düşünüyorum. Eğitimle de ilgileniyorsunuz. Tabii evet. Bu anlamda eğitimeci dediğiniz yani eğitimeci aktiviteleriniz var. İşte maddeler halinde. Bunlardan bir tanesi de yani bizi çok ilgilendirdiği için Lazca'da atölyesi, var. Evet. Neden böyle bir şeye gerek duydunuz? Mesela, şöyle biz... Yani bunu bir tırnak içinde soruyorum size. Şöyle yazın çocuklarımıza, biz çocuklarımız bizim geleceğimiz. Yarın burada onlar oturacak. Yarın bizi, gelecek nesillerimizi yarınlara taşıyacak ve o bayrağı devredecek. Hani okul mezuniyetlerinde flamaları alır, işte bir mezun olan sınıf bir alt sınıfa devreder ya. Bu bunun gibi bir şey düşündük. Biz zaten seçim sürecinde de bir bildiri yayınladık. Fındıklı'da mecimiz var, imecemiz var diye parantez. Mecimiz var. Adımız soyadımız Fındıklı dedik. Ve bu meci kültürü aslında toplumsal paylaşımdır, toplumsal dayanışmadır. Mahalle toplantıları yine, yani kadın onları meclisi. Anlatayım, onları şöyle, tamamını toplumsal paylaşımdır, toplumsal dayanışmadır. Bir kolektif üretimin temel taşıdır. Öyle görüyoruz. Ve buradan yola çıktık. Biz mesela eğitime bir eğitim kooperatifi diye yani tartıştık, arkadaşlar da tartışıyoruz. Kooperatifi olabilir mi? Bu yaz okulları dendi. Okul kelimesine yaz kursları dendi. Kurs kelimesine zaten öğrenci ve kardeşlerimiz sürekli okul yani şeyde tatile girdiği zaman daha farklı etkinliklerle bir atölye. Yine böyle bu masanın etrafında, yan taraftaki masamızın etrafında bu işi yürüten arkadaşlarla, yine Necdet Üyemiz bir arkadaşımız sorumlu. Onunla birlikte konuşurken ne isim verelim şu filan, eğitimeci dedik. Yani hem eğitimi hem meciyi. Evet, imecesi. Eğitim imecesi. Meclisi. Aynen. İmecesinin meclisi geldi ve eğitimde bir şey tamamen dayanışma ruhuyla yapılıyor. Kimse ücret almıyor. Yani öğretmenlerimiz falan şeylerimiz. Sadece masraflar belediye çocuklarımızın ulaşım noktasında, onların beslenme konusunda, şey konusunda destek olacağız ve çocuklarımızın 5 hafta boyunca evet kendi ana dilleri olan Lazca'yı öğrenmesini. Hani eksiklikler ki Lazca zaten hani sınıflar biliyorsunuz açılmıştı daha önce Fındıklı'da. Benden daha iyi takip ediyorsunuzdur. Yani bölgede de birkaç Arhavi'de vardı herhalde. Ardeşen'de açıldı mı bilmiyorum. Pazar Ardeşen. Hani ben o süreci benden daha iyi bildiğiniz için bilemiyorum. Yani açılmıştı. Burada da yazın eğlenceli bir şekilde Lazca'yı da hani unutulmaya yüz tutmuş veya unutulmak üzere olan dilimizi de yaşatmak için drama gibi, işte müzik aletleri gibi, tarım dersi şeyi var, atölyesi var. Yani orada yine tiyatro yanılmıyorsa. Evet var. Önemli. Çocuklarımızın bu konuda gelişimini yani bir katkı sunabileceksek ne ala. Yani eğitimeci böyle bir şey. Sadece şey değil, örneğin bir kreş çalışması düşünüyoruz. Yine çok dilli kreş diyoruz.
İngilizcesini, Fransızcasını, Çincesini buna yapabiliyorsun. Buna Lazca'da dahil mi? Tabii ki Lazca'da dahil, Lazcasını. Çok, çok yaratıcı hakikaten. Onun için yani çok dilli okul, çok dilli okul derken demin söyledim Lazcasını ama şimdi burada bir turist gelse ben de bilmiyorum yani bir yabancı yani İngilizce bir şey sorsa anlamıyorsun, anlamıyoruz. İşte cep telefonu çıkarıp da Google Translator'da evrensel yani, dil yani, de çok önemli. Yani evrensel dilleri de hani neden olmasın? Gürcüler Türkçe öğreniyor buraya geliyor. Ya biz Gürcüce niye bilmeyelim? Yani dil, bir dil bir insan demek. İki dil iki insan demek. Üç dil üç insan demek. Öyle bakıyorum. Bir lisan, bir insan. Dolayısıyla eğitim meci de yani mesela çok dilli kreş, anaokulu, belki özel eğitim kurumu olabilirsek, belediyenin sorumlu şey değil, yükü değil ama bir kooperatifleşme olursa, eğitim kooperatifi diye şey yapıyoruz. Bunu bir bölgede, bölgesel dayanışmayla gerçekten Cumhuriyet değerlerine saygılı, aydın, ilerici, yurtsever insanları yetiştirmek ve burada da çok dil öğretmek. Burada bize de tabii sivil toplum kuruluşları, işte aktivistlerin de çok önemli rolü olacaktır. Çünkü eğitim meci dedik, evet. İmece usulüyle. Sevgili Armağan Serdaroğlu sizinle görüşeceğimizi paylaştığımızda Ankara Laz Kültür Derneği Başkanı'nın selamları da var. Sağ olsun. Bize düşen ne varsa da yapmaya hazırız, biz ne yapabiliriz diyorlar. Belediyelerde, internet sitelerinizde hatta anonslarda bile Lazca'yı görmek istiyoruz diye bir özlem var. Bunu görürsek şaşırırlar mı, şaşırır mıyız? Yok, niye şaşıralım? Yani hiç düşünmemiştim ama neden olmasın? Yani Lazca'yla da olur, belediyede de yani şeyler de olur. Bağlantılar, linklerle de bağlantı olabilir. Hani Lazca, Lazuri, Nena'nın birçok linkleri yani sosyal medyada, yani internet sayfasında öğretilen hani şeyler var, siteleri var. Onlarla da bağlantı yapılabilir. Neden olmasın hani şey değil, yani şaşırılacak bir şey değil. Şöyle... Ama hani çok düşündüğüm bir şey miydi? Söylenince mesela neden olmasın diyorum. Olabilir. Neden olmasın? Sıra dışı geliyor. Evet başta. Yani hani öncelik olmuyor belediye şeyinde, hizmetinde başka şeyler şey yapıyorsunuz, önceliğiniz. Ama neden olmasın? Olsa yani bana aykırı gelmiyor yani. Gayet doğal geliyor. Çok güzel. Yani Serdar arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Selam, saygı ve emeklerine yani bu tür çalışmalarda çaba harcayan bütün arkadaşlarıma birkaç şey organizasyon olduğunu, topluluk olduğunu biliyorum. Emek veren bütün arkadaşlarıma yani gerçekten emeklerine sağlık diyorum. İyi ki varlar diyorum hepsi için. Bizim atölye çalışmalarımızda ne katkıları olabilir? Hani burada Lazca eğitimi verecek olan arkadaşlar var. Hani buna dair neler olabilir bilemiyorum. Hani biz bir sorunla karşılaşmamız lazım. Alandaki ona evet, göre bir sorunu evet, çözmek evet. için birlikte hareket edelim diyebiliriz. Evet. Sayın yönetmenim, dil konusunda eklemek istediğiniz bir şey yoksa... Hemşince ile yani burada aynı zamanda Aslandere başta evet. olmak üzere hemşinler de yaşıyor mesela. Ya onların bu konuda bir istekleri var mı belediye bünyesinde? Onun arkasından hemen şeye geçeceğim. Yok, şöyle diyeyim, bu coğrafyada sadece burada değil, hani geçmişte şey deniyordu, bu kadim topraklarda çok kültürlü topraklar bu topraklar ve çok farklı topluluklar yaşıyor, farklı ırklar, halklar yaşıyor. Halklar yaşıyor. Bunlar Hemşin, Çamlı Hemşin, Pazar. Baktığınız zaman yani burada Hemşinler var, işte Lazlar var, Ardeşen. Yani yine Lazlar Hemşin, Fındıklı Lazlar Hemşinler. Bir tek Lazların memleketi herhalde şey Arabi. Arabi'de Hemşin köyü hiç yok. Hopa'da artık hani dil de devreye giriyor, Hemşince de devreye gidiyor. Borçka'ya gidiyorsunuz, bu Gürcüler var. Hani önemli olan o çok kardeşlik, kültürlü. Çok kültürlü, çok şeyle kardeşlik. Evlilikler var. Yani Laz Hemşin diye geçmişte evet olmamış, Gürcü diye şeyler olmamış ama şimdi evlilikler var ya. Aşkın önüne mi geçeceksin? Yani bu evlilikler de yani bir kaynaşma söz konusu. İki dili de bilen arkadaşlarımız var, anlayanlar var. Ama hani böyle bir şey gelse ben onların da yaşamasını isterim. Dilerseniz biraz da siyaset diyelim. Tamam. Biz sizinle iletişim kurmaya çalıştığımızda siz İstanbul'daydınız yanılmıyorsam. İstanbul'la sizi biraz özdeşleştirdik böyle. Yani işte İstanbul'dan 25 yıl sonra, işte Fındıklı'da 15 yıl yanılmıyorsam. Sonra el değiştirdi belediye. Süreciniz birbirine benziyor mu mesela? İkiniz de böyle yeni bir... söylem. Belki de her iki aday da yani çok doğru olmayabilir ama her iki aday da biraz saldırıya maruz kaldığınızı düşünüyorum.
yani, yazılı medyada, evet, görsel medyada, evet, çok eleştirildi. Her ikinizi de çok eleştirdiler. Neler hissediyorsunuz? Yani şöyle, olabilir. Eleştiri insanı geliştirir ama eleştiri de iyi geçti aslında onlar. Hmm. İftiralara, yani olmayan şeylerle aslında rakibi zayıflatacağını düşünen anlayışlar onlar diye bakıyorum. Biz halkımız için yapılan her şeye, ben kendi adıma söyleyeyim, saygı duyan halkımız için. Çünkü en tepede halk var. Millet diyoruz ya. Onun üstünde biz değiliz, onun altındayız biz. Ekrem Bey de elbette ki ifade etti, tek adama, işte partiden gelen şeylere, seçim sonrası ifade ettiği gibi, adamın referansıyla gelen, hani partinin referansıyla gelen cemaate, adamlara hizmet dönemi bitti dedi. Neye? Her halka hizmet dönemi. Benim de yani felsefemde bu var. Biz gerek siyasal anlayışımız, gerek partimiz, gerek şeyi baktığın zaman en önde halkın olması gerekiyor. Kurucu felsefe de böyle. Yani millet diyoruz hepsi. Bu süreçte iftiraya, yani iftira diyorum bunlar, iftiraya, yani gerçek olmayan, gerçek dışı şeyler. Yoksa eleştiri, elbette ki eleştirileceğiz. Biz mükemmel insanlar değiliz. Biz insanız ya, sizin gibi. Yani benim hatalarım var. Ben insan, hatasıyla insandır zaten. Hatayı tekrarlamak, aynı hatayı tekrarlamak, bilinçli bir şekilde yapmak, o başka bir şey. Ama eksiğimiz olacak, hatalarımız olacak. Önemli olan bunları giderebilmek. Böyle baktık. Yani kendi adıma. Fındık'taki süreci de, evet, İstanbul'daki süreçte de böyle benzeştiriyorlar ama tabii her sürecin kendine özgü şeyleri var. Bizim kendi ilçemden söyleyeyim. Hani İstanbul'da da bu sürece katkı sunmak için yer aldım. Gönüllü yer aldım. Ama kendi şeyimle, ilçemden doğru baktığım zaman biz nasıl bir ilçe istediklerini yurttaşa sorduk. Yapılanlar bizim için yapıldı. Eksik yapılanları eleştirdik. Yanlış yapılanları eleştirdik. Yani örneğin bir 29 yıllığına sahilde bir yer özelleştirilecekti. Biz karşı çıktık. Hmm. Gelirsek kamulaştıracağız. Yani şey, kamulaştıracağız derken tekrar halka kazanım noktasında sunacağız dedik. Yani bir anda özelleştirilirken siz kamulaştırıyorsunuz. Evet, tam tersi. Halkın, yani şöyle deniyor. Tesisler işte belediyenin işi değil ki. Niye? Yani özel Ercüment Çervatoğlu bir işletmeyi işletebiliyor, kar ediyor da belediyenin niye işi değil? Kar etmek olmasın belediyenin işi, halkına hizmet olsun, yine yapabilir. Yani gerek hizmet sektöründe, gerek diğer sektörlerde. Kamu ayakkabı üretir mi? Kamu işte Sümeybank ya, çok güzel bir şeydi. Olması gereken bir şey bana kalırsa. Devletin bir organizasyonu, üretim ilişkisinde olması, özel sektörü de aslında bana göre, benim felsefeme göre daha düzenli, daha kaliteli ürün üretmesini teşvik edeceğini düşünüyorum. Yani o süreçte yapılan, keşke eleştiri olsa, eleştiriler başımın tacıdır. Ama o süreçte iftiralardı. Ekrem Bey'e de iftira. Yani halk, en güzel cevabı halkımız verdi. Yani ne dedi? Genç bir çocuk ne dedi? Tel şeyi... Skvaya senyatku. Diyu. Her şey skva diyu. Adışkule dam skvaya sen. Yani yüreği büyük sevgili kardeşim. 6 Mayıs YSK derbesi diyeyim. YSK derbesine karşı o çocuğun yüreği, temizliği, aydınlık geleceği hepimize ışık oldu. Ve en güzel cevabı, o iftiralar en güzel cevabı İstanbul'da da Fındıklı'da da halk sandıkta vermiş oldu. İmamoğlu'yla görüştünüz mü? Yani görüştük. Yani davet ettiniz çok, mi? Etmedik ama festivali davet etmeyi düşünüyoruz. Yani sizin aracınızda. Sizin bir festival var. Evet, evet. O zaman buradan şöyle, duyuralım. Duyuralım, evet. Ekrem İmamoğlu'nu en kısa sürede Karadeniz'de, Rize'de, Fındıklı ilçesinde bekliyoruz. Evet. Burada biz İstanbulluyuz, o Fındıklılı, öyle düşünüyoruz. Evet. Biz de kucaklaşmasını bekliyoruz. Empati. Evet, empati. şey olarak yani davet etme süreci noktasında bir sohbet de yani edilecek tabii bir ortam değildi. Bir... Çünkü 31 Mayıs'tan sonra hepimiz başka bir şeye, mazbata verilir, itirazlar verilecek, verilmeyecek, şöyle olacak, böyle olacak, işte verildi, sonra yine itirazlar bitmedi. 6 Mayıs'a kadar, yani yaklaşık 36 gün sürdü. 6 Mayıs'ta başka bir şey, hayda, yeniden bir seçim süreci, yenileme süreci. Ne oldu? Yani bu kadar israf, bu kadar şey,
14 bin fark yani ifade ediliyor diye. 800 binin üzerine çıktı. İşte o zaman halkımız da yani gerekli şeyi yine orada vermiş oldu diye düşünüyorum. Tabii Doğu Karadeniz'in en doğusunda yaşıyoruz. İşte Arhavi, Ardeşen gibi ilçeler arasındayız. Belediye başkanlarının projelerine baktığımız zaman diğer belediyede başkan işte HES var. HES'in yapılacağı ile ilgili. Hı hı. Hatta bazı ilçe belediye başkanları HES'e karşı çıkanlara karşı çıktı yani. Hatta mitingler düzenlendi, yürüyüşler yapıldı. Sizin söyleminiz dereler özgür akacak tarzında. Evet. Özgürdür, özgür akacak. Dere. Bu söylem halk tarafından nasıl karşılandı? Sonuçlar belli. Şöyle diyeyim. Dereler bizim yaşam alanımız. Bizim kadınlarımız yani analarımız işte Nana Peçkuni o derede belki hiç yüzmese bile o derenin sesini duymasa ölürler. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yaşam. Yaşam. Sadece bize ait değil. Sadece bu yaşam, oradaki su, oradaki akan balığa ait. Yabaniye ait. Yani şimdi dereler özgür mutlaka akmalı. Sadece şeyde özgür bir şekilde çağlaya çağlaya akmalı. Ama yeşil yolla, işte ıslah politikalarıyla şimdi yapılan hani neyin ıslahı yapılıyor ben anlamış değilim. Şimdi bizim vadilerde de Fındıklı'da da yani bir kere biz kendi beynimizi ıslah edelim. Doğayla bir laf vardır. Doğayla Robert Hurst'undu zannedersem yani insanoğlu doğayla bir savaş içerisinde kazanırsa kaybedeceğiz. İntikamını da alır bak, yani. Ya kazanırsa insanoğlu doğayla savaşı kazanırsa kaybedeceğiz biz. Evet, evet. Yani bu çok önemli bir şey. Yine Kızılderili atasözü biz atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan ödünç aldığımız coğrafya buralar. Çünkü yarına taşımak zorundayız. Hani niye bu kadar hırs? Doğa bizi toprağıyla doyuruyor, suyuyla besliyor bizi. Yani bunu yani sürdürülebilir. Tabii yani. Sürdürülebilir yaşam. Yaşamın kendisini teknolojik gelişmelerle birlikte hani insanlar elbette teknolojik şeye ayak uyduracak ama yaşamın ve yaşam alanlarımızın talan edilmesine karşı durmamız gerekiyor. Bu bir çocuklarımıza borcumuzdur bizim. Çocuklarımıza borcumuz. Onlara devredeceğiz. Fırtına Vadisi ya. Sadece bizim değil ki. Çağlayan Vadisi. Sadece bizim değil ki. Birçok insan, turist insan geliyor ve buralarda hani yeşiliyle, doğasıyla baş başa 3 gün geçirmesi bile onun hakkı var burada. Yabani hayvanların, diğer canlıların, bitkilerin hakkını büküyor. Yani onlar da hani kabul ederek, varlığını benimseyerek var. Yani onların da hakkı var diye düşünüyorum ve dereler mutlaka her zaman, her daim özgür. Güneş enerjisi yapalım ya. 10 kahve zannedersem 10 bin dolar civarında. Çatılarda artık teknoloji çok gelişti. Evet, devletimiz binaların çatılarını güneş enerjisiyle donatmak için destek versin. Temiz enerji destek versin. Bu işte şey yapılsın, teşvik edilsin. Maliyetleri biraz aşağı düşürülürse herkes kendi enerjisini üretir. Ama o zaman da tabii elektrik satışı duracağı için belki de dağıtım firmaları vesaire yine sermayeye dokunmuş oluruz. Yani. Şeyden bahsetmek gerekirse bu söylemleriniz, halk meclisleriniz, HES'e karşı olmanız, özelleştirme değil kamulaştırma demeniz ve mahalle meclisleri toplamanız, kadın meclisleri bir karşılık buldu mu burada? Buldu. Yani biz seçim atmosferinde şey demiştik. Yani şu üçgenin tepesine çıkmak için sonuçta sistem bunu tarif ediyor. Şu en tepede diyor belediye başkanı olacak diyor. Halkta halk var diyor. İşte üstünde belediye meclis üyeleri vesaire. Siz biz her zaman söyledik üçgenin en tepesini, sivri tepesini aşağı doğru çevireceğiz demiştik. Tek vaadimiz de buydu. Gerisini ne yapacağız? Onun üstünde seçilen meclis, onun üstüne Fındıklı meclisi, onun üstünde Fındıklı halkı olacak demiştik. Ve bunu hayata geçirmek için hemen dördüncü gününde başladık. Gençlik meclisi, Fındıklı Gençlik Meclisi'ni oluşturduk. Fındıklı Kadın Meclisi'ni oluşturduk. Fındıklı Esnaf Meclisi'ni oluşturduk. Toplantılar yaptık ki esnaf, 600 esnafın 300'üne yakını katıldı. Burada siyasal görüşleri ayrıştırarak değil,
Bu bizde, bizim partimiz, o öbür parti filan değil. Bütün esnaflar, bütün gençler davetli, bütün kadınlar davetli. Ticari Araç Esnaf Meclisi, Muhtarlar Meclisi, bütün şeyler, azalarla birlikte çağrı yaptık Muhtarlar Meclisi'ne. Engelsiz Yaşam Derneği Fındıklı'daki Engelliler Meclisi ile birlikte. Onlar temsilcilerini seçtiler toplantılarda. Onun üstüne 139 kişiden oluşan Fındıklı Meclisi kuruldu. Bu meclislerin temsilcileri artı işte her sivil toplum. Her köşeye gidiyorsunuz. Tabii, aynen, her eve de girerim. Yani şey yaparım. Yani. Dün katı atıklar çöp ayrıştırma noktasında başladık. Temizlik birimi ve kadın meclisimiz bunu yapıyor. Karar aldı. Çöpü ayrıştırıp ikiye ayrıştırıyoruz. Geri dönüşü mümkün olan çöplerle evsel atıklar diye iki torbaya vereceğiz ve bunun eğitimlerine başladık. Çok sitelerde. Güzel. Mahallelerde mahalle meclisleri kurmaya çalışıyoruz. Buna doğru bir çabamız var. Bu örgütlülüğün yanında. Bunun karşılığını bulduk. Halk da bayağı memnun. Örneğin caddelerdeki dubalar bütün renklere boyandı. Evet, rengarenk evet, oldu, evet. Görmüşsünüzdür. Yine bunu yapan kadın gençlik, sitenizde de evet, kadın onu. Kadın Gençlik Meclisi ve işte birimimiz var. Bir canlılık geldi. Yani. Hani farklı bir şey oldu. Bir boya, yani işte bir boya demeyin, bir farklı renk. Yani bir şey, o bir taş rengi olarak duruyordu. Zaten yapay bir şey. Onu daha güzelleştirmiş oldu. Yani bir dokunuş değişebilir çok şeyi, bir değiştirebilir birçok şeyi. Bunlar meclislerimiz karar veriyor. Örneğin orada şimdi esnaf meclisimizde konuştuğumuzda o caddelerde saksılar konacak ve o saksıların daha içerisinde güzelleşecek. Aynen, yakında gelecek imalatı şeyi yapıldı, siparişi geçildi. O saksılarda da hatta mandalin, portakal vesaire gibi yemişler, hani bu tür narenciye şeyleri dikelim, yetişsin ve orada koparıp yensin dedik. Hani orada yetiştireceğiz. Koparıp yani neden olmasın, onun kokusu bile farklı bir koku verebilir yani. Yani betona boğulmadan. Evet yani içinde. Basit basit bir şey. Zaten çok çarpık geliştirmiş yani bütün kentlerimiz ya. Samsun'dan bu tarafa yani denize paralel dizmişiz. Yani hiç bilimi ve tekniği önemsememişiz, dizmişiz ve dolayısıyla hani böyle bir yapı çıkmış. Hani buraya küçük dokunuşlarla nasıl iyi hale getirebiliriz, bunun üstüne çalışıyoruz. Biz hizmet için varız. Bu masanın etrafında bütün personelimle toplanır. Personelin bir kısmı benim karşımda, hani farklı görüşü olabilir. Karşımda da çalışmış olabilir. Dedim ki arkadaşlar, o dönem bitti. Fındıklı halkı bizden hizmet istiyor. Elbette hepimizin görüşü var. Hepimizin bir siyasal duruşu var. Orası başka bir şey. Ama bütün arkadaşlarımızın iş güvencisi biziz. Biz bu masada otururuz ve buradaki toplantılarda, yani şimdi çekim var diye gelmiyorlar, dışarıda bekleyen yani yurttaşlarımız var. Buradaki belediye toplantısında bile yurttaş katılabiliyor. Bu şeffaflık. Örneğin bizim bütün bütçeyi şimdi internet sitesini hayata geçirdiğimiz zaman yayınlayacağız. Diyelim ki özel kalem başkanın şey. Yani ne olduğunu gelip sorduğu zaman detaylı muhasebe müdürümü vermek zorunda. Beni sorgulamak zorunda. Şeffaflık dediğiniz. Kesinlikle. Biz çünkü 16 bin, hani şeyce düşünelim, 16 bin kişinin ortak olduğu şirket. Kapitalist de düşünürsek 16 bin üyeli, yani ortaklı bir şirketin yöneticisiyiz. Onlar o zaman bunun hesabını vermek zorundayız diye düşünüyorum. Yerel seçimler sonrasında siz belediyeyi devraldığınızda basına işte kapıyı sırtlayan insanları gördük. Yani belediyenin kapısı yok şu evet, anda. Makam evet, koltuğunuz yok. Yok. Bu bağlamda hani bir önceki cümleyle bağlasak şeffaflığın bir gereği miydi? Tabii ki. Yoksa yani şöyle, burada özel bir şey, akım mıydı yani? Şimdi burada özel bir şey olmaz. Burası kamusal hizmet alanı. Benimle özel bir şey konuşacak, siz benimle özel bir şey yapar. Ya çıkarız mesai sonrası yemek yerken özelinizi konuşuruz. Burası, ben kamuya hizmetin, Fındıklı hizmet etmek için geldik. Kendi menfaatiniz için benimle özel bir şey konuşacaksanız olmaz böyle bir şey. Burası yeri değil. Yeri değil, olmaz. Hani dolayısıyla insanların evet yoksulluktan kaynaklı, varsıl olsa zaten olmaz toplumumuz bunlar. Belki talepler, yani bireysel talepler olmazdı veya işsizlik olmasa işle ilgili şey olmazdı. Hani işsizlik kurumu önleyecek bir kurum da değil belediye. Zaten öyle bir sorumluluğu. Öyle bir sorumluluğu yani da yok. Eğitimle vesaire, hani belediye eğitim merkezleri ve iş edinme şeyleri açabiliriz. Halkımıza katkı olsun diye. Ama burasının kapının sökülmesi, bu toplantı, burada belediye işleri, kamusal işler konuşulur. Kamuya hizmet için burada bu masaya oturan herkese başımın tacı ederim ben. Herkesi omuzumda taşırım, sırtımda taşırım. Bu nedenle de mesela ben araç bile kullanmıyorum. Belediye aracı. Makam yok. Yok, hayır. Minimum sahilde örneğin kafeteryalar imal etmeye başladık halkımızdan. Hani deniz kentinde yaşıyoruz, denizden uzak.
faydalanan bir yer yaratmaya çalışıyoruz. Orada bile bağışlar almaya çalışıyoruz. Yani destekleri, imece usulü, yine imece yapıyoruz. Yani yapacağımız bütün şeylerin, bütün arkadaşlara söylemişimdir. Gidin şimdi birimlere sorun. Ya ne temin edin? Meci temel felsefemiz olsun. Proje çizerken bile mimar arkadaşımız var. Burada yazın gelen mimar arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bir topluluk kurun ve ortak üretim çıksın ve bunu tabelasına da yazalım. Farklı fikirler, farklı görüşler. Şu arkadaşların katkılarıyla bu tasarlanmıştır diyelim. Ve bunun ücreti yok. Gönüldaşlık. Ücreti. Burası da şeffaflık. Hani makam niye yok? Makam işte piramidin tepesine tırmanana kadar tersine çeviriyor. Tırmanana kadar ben size geliyorum, işte beni seçin, bunun için seçin ve yani siyaseten kimi dil döküyorum, kimi yalvarıyorum, kimi şey yapıyorum. Seçildikten sonra buraya ulaşmak için yurttaş didiniyor. Öyle bir hayat yok. Buraya en rahat ulaşacak olan yurttaştır. Fındıklı halkıdır. O zaman makam yok. Makam nerede olur? Protokol, yani resmi bayramlarımız, bilmem neyimiz çok şeyde, ama burada bana görev verdiler. Fındıklı halkı dedi ki sana 5 yıllığına Fındıklı'ya hizmet etmek için görev verdik. Bizim hizmetimizde olacaksın dediler. Türkçesi, yani tercümesi böyle bakıyorum. Evet. Ben Fındıklı halkına hizmet etmek için, Fındıklı halkına rağmen değil. Hani Terzi Fikri'yi de anmak istiyorum o anlamda, Fikri Sönmez'i. Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yaptım dedi. Evet, bu bir felsefe, bu bir yaşam tarzı, bu bir ideoloji ise ideoloji. Ben halkıma rağmen bir şey yapmayacağım. Fındıklı halkının isteğini Fındıklı halkıyla birlikte yapacağız. Ve bu meclisler de, bu şeyler de bunun için işte Fındıklı. Yani ben her şeyi bilen biri olamam. Bu kapı bunun için açık. Bilen gelecek, katkı sunacak, omuzdaş olacağız, yol arkadaşı olacağız, iştaş olacağız, yani üretim sürecinde birlikte olacağız. Ben de. Ben sadece bir orkestranın şefliğini verirlerse orkestranın işte daha iyi senkronize çalışmasını sağlamak için emek harcayan biri olmalıyım diye düşünüyorum. Çok değerli fikirler. Umarım başarılarınız devam eder. Tabii takdir etmek mümkün değil. Benim şahsi fikrim. Çok samimi bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum Ercüment Bey. Şeffaflık dedik. Kapı da açık zaten. İnsanlar da bekliyor çok fazla yormadan. Lazca TV izleyenlerine mümkünse Lazca değilse Türkçe bir mesajınız olabilir. Olacak. Buradan kamuoyuna şöyle son diyeyim, olarak. Şöyle diyeyim. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Yani zaten hani geldik bizim randevu, şimdi onu da açıklayayım, randevu istemişsiniz. Ben randevulu çalışmıyorum. Bu kapı açık olduğu için herkes gelebilir. Israrla işte şeyi söyledim, sordum yani randevu mu vermişim? Evet, dedim. Şaşırdınız evet. Diye. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla öncelikle tüm ülkede, ona da diyeceğim, tüm ülkedeki tüm yurttaşlarımıza saygı, muhabbet, sağlık diliyorum. Lazca TV'ye gelince gayte, bizziyaten, gayguyte, bandabottaten, gobikoaten, cumalepe, dalepe, nanaçkuni, bepeçkuni, papulepeçkuni kala, gobikoaten, daha skvandgalepeçkuni muhtasen. Bazepe nan putkaten, bandababottaten ham dünyas, kainas. Buğuaten doyubadatene. Enni kaynan nadibadasen behepeçkuniz kayın galepe nebuşkuaten. İşini bir çalışırdı. Ya, işini bir çalışırdı.